Giovanni Bellini'nin bu zarif, muhteşem resmine Aziz Francis'in Vecdi adlı esere bakıyorum. Ama serafimi görmüyorum. Altın rengi ışıkları görmüyorum. Aslında kutsal bir sahneye bakarken görmeyi beklediğim unsurların hiçbirini görmüyorum. Bir bakıma bunları görmememiz normal. Çünkü burada daha 1480'lerdeyiz. İtalyan Rönesansı daha yeni yapılanıyor. Rönesans ressamları azizlerin hayatından bölümleri ya da İncil'den sahneleri tamamen doğal bir şekilde yorumlamakla ilgileniyorlar. Yani altın ışıkları bariz olarak Aziz Francis'i gördüğümüz belirgin anlatımları yok. Bu tür referanslar yeniden yorumlanıyor. Oysa bu resim ne kadar doğal görünüyor. Bir taraftan neler olduğunu biliyoruz. Ama diğer yandan sanki içinde bir figür bulunan bir manzara resmi. Yani 15. yüzyılda bu resme bakan biri belki de aynı bizim gibi hayrete düşmüştü. Bu söz ettiğimiz şeyleri görmeyi bekliyorlardı ve bir anlamda bunları hayal ediyorlardı. Çünkü onları görerek yetişmişlerdi. Serafin ve altın ışıklar yerine resmin sol üst köşesinden Aziz Francis'e doğru akan doğaüstü bir ışık, aydınlık hissi var. Aziz'in bedeni kahverengi ve altın tonlarıyla resmedilmiş. Üzerinde durduğu kayalıklar gölgede olduğundan Aziz Francis bu gölgede kalmış ortamda aydınlatılmış gibi görünüyor. Bu yer son derece sakin ve çok güzel. Ama Francis oldukça sıcak görünüyor. Bu Tanrı aşkının verdiği bir his. Francis çalıştığı yerden dışarıya çıkmış. Masasından kalkmış. Bu sanki ebedi bir an gibi gösterilse de bir tür anlık, geçicilik hissi veriyor. Henüz sandaletlerini bile giymemiş. Burada sanki zamanın aktığını görüyoruz. Gerçek bir insan, gerçek bir ortamda, gerçek bir iş yapıyor. Francis Alverno Dağında inzivaya çekilmiş. İbadet ve tefekkür amacıyla orada. Masada İncil'ini görüyoruz ve bir de Memento Mori olarak yani ölüm ve tövbenin anlamını, önemini anımsatan bir kuru kafa. Biz de aniden sandaletlerini bırakarak kalkmasına ve ışığa doğru dönmesine neden olan şeyi merak ediyoruz. Hayvanlar da neler olduğunu merak ediyor gibi görünüyorlar. Arka plandaki çoban da dikkatini vermiş olabilir ama aynı zamanda bu mucize gerçekleşirken bile hayatın devam ettiği algısı var. Bir bakıma bu çok daha inandırıcı. Sadece birkaç yüzyıl önce yaşamış bu adamın gerçekten masasından kalkıp döndüğünde Tanrı'nın varlığının onu sarması çok daha olası görünüyor. Bunun olabilmesinin yolu buymuş gibi sanki. Yani altın ışıklar ve serafimlerin olmasına hiç gerek yok. Buradaki doğa Tanrı'nın yeryüzündeki temsili için yeterli. Ama Bellini gerçekten akıllı biri bu belirsizliği alarak resmi sembolizmle doldurmuş. Örneğin arkada bırakılan sandaletlerle anlık his, anlık yaşama hissi veriliyor. Ama burada aynı zamanda Musa'nın Tanrı'nın karşısında çıplak ayakla yürümesine bir referans da var. Bellini buradaki naturalizmi son derece ustaca ve zarif bir şekilde alarak onu daha da fazla sembolizmle bir araya getirmeyi başarmış. Bu onun Kuzey Rönesans resimlerinden aldığı bir şey doğayı dinsel amaçla kullanma düşüncesinden söz ederken, Kempi'nin Merod sunağını düşünebilirsiniz. Orada da masadaki nesneler ya da mobilyadaki dekoratif formlar sembolik anlamlar taşıyordu. Bellini'nin resmindeki asmaya da bakabilirsiniz. Bu da şarap ve ekmek ayinine, şaraba yani İsa'nın kanına atıfta bulunuyor. Ben Kempin ve Merod sunağıyla gerçekten benzerlik görüyorum. Sadece her iki ressamın da kullandığı yoğun sembolizmde değil, yapımdaki özende de bir benzerlik var. Sadece Kemp'in değil elbette, tüm kuzey geleneği böyle. Mesela şu masaya bakın. Bunun imalatını, doğramasını, fiziksel özelliklerini, görüneni çevreleyen ruhani kavramın esas olduğunu anlayabiliyoruz. Ve eğer bunu yapacaksanız, görünen tamamıyla inanılabilir olmalıdır. Bitkilerin çoğu tür olarak tanımlanabilir. İş ve yaşama alanı yakınlarında ekilmiş bitkiler manastır ortamında yetişmişler. Bunlar yabani bitkiler. Her şey inanılmaz bir dikkat ve netlikle resmedilmiş. Yani her şey çok inandırıcı. Bu gerçekten ruhani ve fiziksel dünya arasındaki karşılıklı ilişkinin güzelliği. Güzellik ilahi olanla bütünleşmiş. Bu Rönesans'ın temel düşüncesidir. Temel hümanist düşünce. Fransis'in tüm bu tabiatın ve arka plandaki kasabanın küçük bir parçası olduğunu görüyoruz ve bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu zamana kadar peyzajın en kapsamlı ele alındığı resim bu. Daha eski bir örnek var ama onlar çok daha şematik ve taslak halinde. Ambrogio Lorenzetti'nin şehirde iyi yönetim alegorisi ve kırda iyi yönetim alegorisi resimleri mesela. Hemen hemen bundan 150 yıl önce yapılmış. Ya da Van Eyck'in sunağını düşünelim. Arka planda bütün bir Flaman kenti var. Ya da Merod sunağının Yusuf panelinin arka planını da örnek gösterebiliriz. Belli ne sanki bunu daha da genişletmiş ve odak noktası haline gelmiş. Burada gerçekten farklı bir şey var. Ana figür olan Aziz Francis küçültülmüş. Ya da belki de boyut olarak değil ama bu büyük dünyaya dahil olarak genişletilmiş, geliştirilmiş demeliyim. Bu doğayla ilişki kuran belirli aralıklarla el değmemiş yerlere giden Francis için gerçekten son derece uygun. Ve tabii ki ortada gördüğümüz eşeği Averno Dağı'na götürdükten sonra stigmatası olacak. Francis etrafındaki manzara ile birlikte ulvileşiyor ya da ilahi bir hal alıyor. Manzara onun ilahi tarafını, kutsallığını algılamamızı sağlıyor. Bizim doğal dünyamız, içinde yaşadığımız yer potansiyel olarak bizi ulvileştiriyor. Rönesans hümanizminin ne inanılmaz bir ifadesi. Gerçekten bir şafak vakti hissi alıyorum. Güçlü ama ince sabahın ilk ışığı sol taraftan arka plandaki kasabaya doğru akıyor. Özellikle yukarıda bulutlar arasında gördüğümüz yamaçta sabah güneşi de yakalayabiliyoruz. Eğer bulutlara yakından bakarsanız müthiş bir fırça çalışması görürsünüz. Ve bu fırça darbelerinin en üst sol tarafına bakarsanız bulutların arasındaki boyamanın sol üst taraftan Aziz Francis'e doğru Işıktan son derece ince, diagonal bir çizgi oluşturduğunu görebilirsiniz. Sol üst taraftan sağ alt kısma doğru hareket, lineer perspektif boyunca devam ediyor. Çok kesin değil, çünkü doğal bir çevredeyiz ve mimari unsurların dik açıları burada yok. Ama eğer dik açılara bakarsanız, kafesi sabitleyen üç parmaklık mesela, onları o ilahi kaynağa kadar takip edebilirsiniz. Francis'in sıcak ışığı onu çevreleyen fazla belirgin olmayan renklerle karşılaştırıldığında o kadar kuvvetli bir şekilde öne çıkıyor ki onu ön planda son derece güçlü bir figür olarak gösteriyor. Bu ilginç çünkü bizim arka planda görmeyi beklediğimiz soğuk renkler gözümüzü uzaklara doğru yönlendirmeye yardım ederler. Atmosferik perspektifle birlikte normalde bu şekilde görürdük ama burada bu soğuk renkler Francis için bir nevi çerçeve işlevi görüyor. Yani resim son derece zarif. Onun Francis olduğunu biliyoruz. Bunun bir mucize olduğunu biliyoruz. Francis'in vücudunda çarmıh işaretlerinin belireceğini biliyoruz. Aziz Francis bakışlarını yukarıya çeviriyor, ağzını açıyor ama konuyla ve mucizevilikle ilgili bir şeyler var. Dram ve acı beklerken her şey çok zarif, ince ve güzel. Bu ışık hakkında bir resim. Yağlı boya Bellini'nin bu aydınlık hissini yaratmasına izin veriyor. Bu da Venedik'in kuzeyden aldığı bir şey. Bellini, Orta İtalya'nın ve Rönesans'ın büyük başarılarını 15. yüzyılda herhangi bir Venedik ressamından daha çok almayı başarmış ve onları kuzeyin yenilikleriyle birleştirmiştir. Bu resmin temelinde mucizevi olan var ama bu mucize güvenilir bir güç olan doğa aracılığıyla ifade ediliyor.